hasret buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı. Değerli misafirlerimiz, İyi Parti Fethiye Belediye Başkanlığı aday açıklama törenimize hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, Fethiye İyi Parti İlçe Başkanımız Sayın Tolga Turgutoğlu'nun açılış konuşması, Halk Ozanı Hasan Aras Bey'in şiirinin okunması, Fethiye'mize büyük hizmetleri olan 4 dönem belediye başkanlığı yapmış çok değerli başkanımız Sayın Behçet Saçi'nin konuşmaları. Hazır mısınız? Basını bir aşağıya alabilir miyiz arkadaşlar? Bir dakika, bir dakika. Basını bir aşağı alalım. Dikkat edecek, değerli misafirler, sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, siyah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Metin Bey. Değerli basın, sizi bir aşağıya alabilir miyim sahneden aşağıya? Rica etsem. Değerli hanımefendiler,
değerli beyefendiler, değerli il başkanım, değerli ilçe başkanlarım, değerli kadın politikaları başkanlarım, Fethiyeliler, Fethiye sevdalıları, hoş geldiniz. Helal başkan. Biz yapılmışların üzerine 1000 kat daha koymaya geliyoruz. Bıraktığımız yerden tekrar geliyoruz. Allah izin verirse o günleri göreceğiz. 1 Nisan sabahı burada and içiyoruz, and. And içiyoruz. 1 Nisan sabahı Fethiye hak ettiği yaşamı tekrar bulacaktır. Kimsenin tartışmadığı, kimsenin eleştirmediği bir yaşam olacaktır. Bir de şunu açıklamak istiyorum. Burada İyi Parti belediye başkan adayını açıklıyoruz. Sayın Beçet Saatçi. Bravo! Bravo! Ama bir şeyi özellikle söylemek istiyorum. Biz sadece bir parti olarak değil, biz halkın ittifakını kurarak buradayız. Bravo başkan, bravo. Biz herkesten istiyoruz, herkesten oy istiyoruz ve 1 Nisan sabahı Allah izin verirse bu iş bitmiş olacak. And içiyorum, herkesi de Behçet Saatçı'ya oy vermeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar, hürmetler. Bravo başkan. Bravo başkan. Halkın ittifakına gönül verenler. Sayın Kadir Soruhan. Bravo. Hoş geldin Kadir Başkan. Sayın Osman Kuran. Sayın Mustafa Koklu. Hoş geldin. Bravo. Hoş geldin. Sayın Palet Demirel. Profesör Doktor Sayın Ramazan Er Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Halk odamız Hasan Aras Bey'in şiirlerini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Fethiyeli hemşerilerim, sizleri saygıyla selamlıyorum. Behçet Başkan için burada toplandığımız bir sürü günler daha olacak, toplanacağımız günler. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer Behçet Başkanım, yıllardır gelmeli arzuladığım, özlemini duyduğum Behçet Başkanım, hoş geldin der. Yürüyeceğin yolda Allah'ımın yar ve yardımcı olmasını diler. Sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Amin! Amin! İyi ki geldin Behçet Başkanım. Fethiyeli seni özledi. Yarım kalan çabalarını, arzularının devamını görmek istiyor. Seni tekrar belediyenin başkanı olmanı diliyor. İnşallah arzuların gerçekleşir. Sana hitapen birkaç mısra okumak istiyorum. Kabul buyur lütfen. Yeter ocaklara dikilen incir. Her nereye baksam yüreğim sancır. Fikirleri zorbalığa bağlayan zincir. Çözülecek, çözeceğim, çözeceksin. Hele durun. Bu nasıl yazgıdır? Bu nasıl kader? Gönlüm mahkum olmuş, aklım derbeder. Bu seçimde sana hizmet etmezsem eğer, bedenim tapudum. Tabip, neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerine, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama.
Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini, gönlümün köşesine astım resmini, sayıkladım durdum senin ismini, Allah'ını seversen gel gizli kalmasın. Helal olsun! Sevdiğimi durma hoş getir, mektup yazamadım zor zarfı boş götür, gözlerimden bir damla yaş götür, yalvarırım sevdiğime gel boş götürme. Kahroldum senin çilenle, demedim zorlar, bülbüle demedim, güle demedim, bir ömür saklayacağım, ele demeyeceğim, gel artık bekliyoruz, sır gizli kalmasın. Saygılarımı sunar, hepsi teknoloji'lerin başkanıma Allah'ın yer ve yardımcı olmasın. Amin! Allah herhalde üstüne geldi. Bravo! Özlemişiz ya. Şeref verdim. Hayat ağzına sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ortamda buraya gelmek bir duruştur. Duruş gösteren herkese selam olsun. En büyük başkan, bizim başkan. En büyük başkan, bizim başkan. Bu olay bir parti adayı açıklaması değil. Gönül. Bu olay Fethiye'de yaşayan herkesin ilçesine sahip çıkma hareketi. Burada her siyasi görüşten kardeşlerimiz var. Katılımlarıyla, şu an bizle beraber kol kola olmalarıyla bize güç veren Mustafa Başkanım'a, Osman Başkanım'a, Kadir Başkanım'a, burada farklı siyasi görüşten olan bir sürü kardeşim var. Buraya gelme yüreklerini gösteren bütün kardeşlerime huzurlarınızda binlerce defa teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. Var olun. İlimizin birçok köşesinden arkadaşlarımız geldi. İl başkanım şeref verdi. Köyceğiz'den, Yatağan'dan, Dalaman'dan, Ortaca'dan, Ula'dan, Bodrum'dan, Marmaris'ten, Datça'dan bir sürü kardeşimiz geldi. Bunlara da bu günlerinde, sıkışık günde, siyasetin artık ısınmaya başladığı günde ilçelerden çıkarak bizim bu toyumuzu şereflendirmelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii esas teşekkürü de şurada yapmam lazım. Sayın Genel Başkanıma teşekkür ediyorum. Sayın Meral Akşener'e. Sayın Tolga Akalın'a teşekkür ediyorum. Sayın Kürşat Zorlu'ya teşekkür ediyorum. Neden? Bunu duyacak olan buraya gelen herkesdir. Başta saygılar hanım kardeşlerim, hanımefendiler olmak üzere. Belki öyle değildir ama ben şöyle algıladım. Saygılar Fethiye'ler, yani benim büyük Fethiye ailem dediğim bütün fertler beni Fethiye'nin dışında hiçbir yerde görmek istemedi. Aynen başkanım. Yani çıkan sonuçlara bakarsak öyle. 2019'da bir bismillah dedik. Senin yerin orası değil dediniz, dur burada dediniz. 2023'te ya gidelim yukarıya dedik. Yok arkadaş, yok. O zaman bu işi tamamlamak boynunuzun borcu. Onu bunu bilmem ben. Şimdi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi tabii 20 sene başkanlık yaptım başkan. Yani yetmedi mi? Neye tekrar aday oldum? Diyenler olabilir. Saygı da duyarım ama biz de kendimize göre bunun gerekçesini anlatmaya çalışalım. Yetmedi başkan, yetmedi. Uzun süre görev yapınca çalıştığınız yer neresiyse sizin evladınız parçanız gibi oluyor. Onun yüzünün asılması, üzülmesi sizi rahatsız ediyor. Yoksa 20 sene görev yaptıktan sonra tekrar aynı göreve talip olmak farklı da değerlendirilebilir. Bunu da saygıyla karşılarım. Bir gerçek var ki ne Fethiye bizden, yani sizler bizden, ne de biz Fethiye'den vazgeçmedik. Şartların getirdiği zorunluluk, içimizdeki sorumluluk, sözümüzdeki doğruluk bizi bu noktaya getirdi. Velhasıl burada bulunmamızın ögesi, ana sebeplerinden birkaç tanesini sizlerle paylaştım. Neticede bir seçim ortamına giriyoruz. Ben aday olan arkadaşlara burada başarılar diliyorum. Yani
Muhammed kardeşim var, yeğenim benim, babası benim arkadaşım. Ona başarılar diliyorum. Halihazırdaki belediye başkanı arkadaş da aday gösterildi. Ona da başarılar diliyorum. Bizim kavgayla, dövüşle işimiz yok. Elimiz hep açık olacak, yüzlerimiz hep güneş olacak. Benim sizlerden ricam, kendinize yazılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi rakiplere yazmayın. Gözünü seveyim. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yapmayın. Değmez. Kötü söz sahibinizdir. Kötü sözden de kimseye fayda gelmez. Bağırmadan, çığırmadan, el sallamadan, parmak göstermekten, sıkılan yumruktan bu millet yoruldu. Bizim hep beraber kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Neticede bir seçim yaşayacağız. Bu seçimde kazanan başımızın tacı. Biz bunu böyle başladığımız gibi güleç yüzümüzle başlayıp güleç yüzümüzle bitireceğiz. Gevşemeyin. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu benim 8. seçimim. Yani bir seçim tecrübemde var. Rahat olun. En rahat sonuçlandırdığımız seçimlerden bir tanesi olacak. İnanmayan bir insana bakın. Şimdi tabi sadece bizi sorumluluk duygumuz, zorunluluk aday yapmadı. Ben belki de olmaması gerektiği kadar açık bir insan. Hem belediye başkanlığı döneminde, hem özel hayatımı paylaşımda, hem mal varlığımı paylaşımda, onu da açıklayacağım, zaten dağıtacağım seçim ofisimizi açarken. Çok rahatım o konuda. Çünkü toplumun önüne çıkan insanların saklı, gizli hiçbir şey olmaz. Eskiden derlerdi, yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Şimdi bu sosyal medyanın ortamda bir saniye bile yalancının mumu yanmıyor. Hemen her şey ortaya çıkıyor. O yüzden yalanın arkasına sığınacağına, o da ki yanlış yaptım, dost doğru olmakta her anlamda fayda var. Şimdi bakın, ne aday olduklarımızın nedenlerini de açıklayacağım. Yavaşça giriyoruz bir taraflara. Siyaset borsasının kurulduğu, başkan adaylarının verdiği paraya göre belirlendiği, liyakatın menfaate tercih edildiği bir ortamda birilerinin çıkıp bu iş böyle olmaz demesi gerekiyordu. İşte bizim yaptığımız bu. Bravo! Peki toplumun malı sananlar, istediğimiz aday yaparız, istediğimiz aday yapmayız diyenlere verilecek bir cevabı vardır Fethiye'den vermesi. Fethiye'de bir oyun kurulmuştur. Fethiye'de tek seçeneğe mahkum edilmeye çalışılmıştır Fethiye. Ama unutulan bir şey var. Beş kazanlık ruhu dayatmaya boyun eğmez. Burada bravo, göründüğü gibi. Bravo, bu kadar kirliliğin içinde yeni bir yol açmak, sizlere alternatif bir seçenek sunmak zorundaydı. Buraya bir nokta koyayım. Ben biliyorum. Benim bildiğimi siz bin defa daha biliyorsunuz. Birçok arkadaşımız bu seçimde sandığa gitmeyecekti. Biz bir yerde adaylığımızla sandığa da gitmesini sağlıyoruz. Yani demokrasinin gerçekleşmesine vesile oluyoruz arkadaşlar. Bu sorumluluk bize düştü. Bu karar bizim şahsi kararımız değildir. Toplumsal talep, samimi baskı ve sokağın sesi bizi tekrar göreve talip olmaya çağırdı. Örnek burada. Allah razı olsun. Tüm genç kardeşlerime açık yüreklikle seslenmek istiyorum. Sizlere yol açmanın göreviyle sizlerin huzurundayım. Yoksa 20 sene başkanlık yapmış bir adamı bir 5 yıl daha başkan yapmak için yola çıkmadık. Hiç önemli değil. Halkın sesine kulak verip Fethiye'mizin sahipsiz olmadığını ve Fethiye'mizi tekrar Fethiye sevdalarına emanet etmek için bize yüklenen sorumluluktan geri durmadığım için hep beraber bugün bismillah deyip başlangıcımızı yapıyoruz. Fethiye'lere bir aktimiz vardı bizim. 99 yılında başlamıştı bu. Önce sizler, yani saygıdeğer Fethiye'liler, bize mahcup olmayacaktınız. Sonra da biz size mahcup olmayacaktık. Bu 20 sene böyle gitti. Şehrül Emin, yani belediye başkanı denince akla şu gelir. Halkın elinden, belinden, dilinden emin olduğu insan anlaşılır. Çok şükür, 20 yıllık görev süremizde siz saygıdeğer Fethiyelilerin yüzüne yere eğdirecek hiçbir yanlışımız olmadı. Olacaksa da Allah nasip etmesin. Fethiye bizim dönemimizde
hep güzelliklerle, başarılarıyla, iyi yapılan işlerle anılırken bölgenin, bölgemizin yükselen yıldızı, yükselen değeriydi. Şimdi hak etmediği olaylar anılması hepimizi rahatsız etmektedir. Görev süremiz boyunca ki bu 20 yıl az bir süre değildir. Bu süre boyunca gözüm gibi baktığım belediyeme ne bir polis ne de bir jandarma operasyonu yapılmamıştır. Fethiye ulusal basında ve yerel medyada hep güzelliklerle, başarılarla anılan bir yer olmuştur. Turizm sektöründe Fethiye çağ atlattık. Turizm fuarlarına katılımdaki birliktelik ile ilk kez ödüller aldık. Avrupa'da kardeş şehirlerimizle turizm bağlantıları kurduk. 20 yılda Fethiye kazandıklarımızı yok sayılması, bunların bakım ve sürdürülebilirliğinin engellenmesi tek kelimeyle Fethiye'mize yapılan ihanettir. 20 yılımızı unutturmak için bizim için makyajdan öte ne yaptı diyor arkadaşlar. Birkaç tanesi aklımda sayayım. Yeni belediye binası şu an onun içinde oturuyorlar. Cahit Beyaz Bulvarı çalışımızı Karagöz'e bağlayan yol. Neler çektik 2006'da onu yaparken. Öyle ya, makyajdı bunlar hep. Makyaj dedim benim bildiğim hanım kardeşlerim beni bağışlasın. Aynanın karşısında rüş sürmektir. Allık sürmektir. Odur benim bildiğim. Yani bunlar makyajsa diyecek bir şey yok. Arıtma ve kanalizasyon, çöp depolama, her akşam kafayı çektikleri Ece Saray, Beşiktaş Meydanı, Uğurlu Parkı, Yürüyüşler, Kısıklar Kavarı, Yürüyüşler, Kısıklar Kavarı, Sayın Bandı, Alışveriş Merkezi, Futbolcu Tadı, Huzur Evi, Konuk Evi, İşletme Fakültesi, Fen Lisesi, Şehit Fethiye Parkı ve sayamadığımız değerleri. Bunlar makyaj. Hadi ya. Sizin yaptığınızı görelim bakayım bu altyapıyı ya. Makyaj. 4 kilometre sıcak asfalt. Lola Park'ı söktünüz de yaptınız. Yeni yolda değil yani. Yayınlıyorsun. Yine eksik olmasın. Yapılandan Allah razı olsun. Kim ne yaptıysa da teşekkür ederim. Biz yapılana kötü diyen insan değiliz. Biz kötüleyen değiliz. Biz yapılana teşekkür ederiz. Sevmediğimiz insan birisi olsa hiç önemli değil. İnsan hakkını verirsen ölümlü dünya. Kavgayla işimiz yok bizim. Bizim işimiz barıştı. Hiç. Özellikle bir tanesi var ki yapılış sürecinde haksız eleştirilere göğüs gererek hayata geçirdiğimiz dispanser bölgesi. Biliyorsunuz dispanser bölgesini yaptığımızda bizim orayı. Ben dedim ki burası Fethiye'nin Nişantaşı olacak. Bana güldüler. Hatta dediler ki o zaman sivil toplum örgütünün başındaki arkadaşlar burayı trafiğe açalım. Ya şimdi Fethiye'nin aynen Nişantaşı oldu. Ya onlara tertemiz teslim ettik orayı. Su yağdığında motopomp otomatik devreye giriyor. At üstünü sökmüş götürmüşler su basın insanların yukarı. Ya bunlara da beceriksizlik fazla yani. Bunları yaparken yanımızda orayı söyleyeyim. Ne hükümet vardı ne de büyükşehir desteği var. Kim vardı? Siz vardınız ya. Sizler yaptık arkadaş. Yemezsen, içmezsen, çalmazsan, çırpmazsan demek ki oluyor. Yapılıyor. Bunları hep alın karını yaptık. Sizlerin parasını yaptık. Yoksa bize bir şey gelmedi ki. Yok. Yine sizlerle yapacağız merak etmeyin. Evet çok şeyler yapacağız Allah'ın izniyle. Hele ki çocuklarımızın ve genç evlatlarımızın spor yaptığı, biz bıraktığımızda 1100 çocuğumuzun kürek çektiği, yelken bastığı, satranç, voleybol, basketbol, handbol oynadığı, güreş sporu yaptığı, içlerinde 40 küsur milli sporcumuzun çıktığı, belediye sporun yok edilmesi her Fethiye'li gibi beni de çok büyük sıkıntıya soktu. Allah nasip ederse, göreve gelirsek, İlk işimiz tekrar çocuklarımızı ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklarından uzaklaşabilmesi için küçük yaşta spor yapmalarını sağlayacak her türlü tedbiri almak olacaktır. Önceki dönemimizde engelli ailelerimize sağlanan imkanların daha fazlasını bu dönemde de gerçekleştirip kendilerine sunacağız. Kadın istihdamına yönelik her türlü çalışmayı gerçekleştirip onların evlerinde yaptığı ürünlerin pazarlanmasına öncülük edeceğiz. Diyorlar ki Behçet gelince halk evlerini kapatacak. Bugün halk evi diye kullandıklarımız yerler zaten bizim oluşturduğumuz kurumsal Fethiye'nin devamı. Biz kendi diktiğimiz ağacı niye keselim ya? Hayat istediği gibi değiliz ha. Şimdi siyaset biraz da yanlışlıkları ortaya koymaktır. Arkadaşım bir tanesi önemli değil. O acı köprüsünde Temmuz, Ağustos, Eylül'de, Haziran'da çok sıcak oluyor. Kırmızı ışığa denk geldik bir nefes aldığımız günlük ağaçlarımız var. Ne güzel gölgesinde bir iki saniye, üç saniye duruyorduk. Arkadaş bunları kestirdi. Sonra gidip Milas'ta Bodrum'da ağaç katliamını protesto için elinde bir tane çam ağacıyla resim veriyor. O kadar uzun boylu değil. O kadar uzun boylu değil.
Yani olmaz. İnandırıcı olacaksın. Olmuyor. Diyorlar ki işte dedim ya, bırakın kapatmayı, daha işte sahane getireceğiz biz bunları. Bir de bizim zamanımızda belediye şöyleydi. Belediye bizim herkesin altında toplayan, bütün Fethiye'yi altında toplayan bir üst kimlik idi. Şimdi kirli siyaset ile bir partinin arka bahçesine döndürüldü Fethiye Belediyesi. Böyle bir şey yok. Herhangi bir partiden gelmiş olabilirsin ama o belediyeyi bir siyasi kuruma döndürme lüksünüz yok. Örneği burada. Arkamda da var. TÖKTER Başkanı Metin Hoca benim başkan yardımcım. Alevi kökenli Metin Hoca benim başkan yardımcım. Bunlar MHP'li mi? Bunlar Demokrat Partili miydi? Bunlar İYİ Partili miydi? Yapmayın ben senin partini. Adamsan adamsın, değilsen ne diyeyim partini? Parti adama, parti adama. Adamlık kazandı yoksa bizim bir parti bu. Olmalıyım. Bravo başkan. Ben bıraktığımda 1100 kişi vardı. Bu arkadaşlar işe alırken hiç kimsenin ne partisine baktık ne etnik kimliğine. Sadece o işi yapıp yapamayacağına baktık. Şimdi duyuyoruz. Filanca partiye git, üye ol, aidatını yatır, ondan sonra gel. O iş yapıp yapmayacağı hiç önemli değil. Deniyor ki biz gidersek hepinizi işten vehçet çıkarır ya da gelen çıkar. Kendileri bizi bir işten attı başkanım. Şunu açık yürekle söyleyeyim. Korkunun ecele faydası yok. Gideceksiniz. Ancak biz hiç kimseye ekmeğinden etmedik, etmeyiz de. Daha bırakın ben onlara aile fertlerim gibi bakarım. Onların her türlü özlük haklarını, maaşlarını iyileştirelim. Biz etmeyeceğiz birileri gibi. Bizi attılar. Biz çocuklarını işten çıkarmak tehdidiyle insanlara emekli yapmayacağız. Sosyal medyada Behzat'ın bir yazdığını beğendi diye 7-8 kişilik bir troll ordusu var. Onlar da bundan uyarıyor. O arkadaşları tek tek biliyorum. Onlar da bundan uyarıyorum. İnsanların ekmeğiyle oynamayın. Hem demokrat olacaksın, halkçı olacaksın, sosyal olacaksın ama insanların en doğal hakkı olan beğeni hakkından dolayı sorguya çekeceksin. Hadi ya. Bu nasıl sosyal demokratlık arkadaşlar ya? Hangi çağdayız Allah'ını seversiniz? Böyle şeyler yok. Başkanım yok. Beni attılar. Siz biliyorum. Hepsini biliyorum. Beni. Hepsini biliyorum. Beni attılar. Ayrıca bir insan bir insana bunları söylemiyor. Dilim varmıyor ama bizim dönemimizde çalışan arkadaşlara Behçet'in nokta noktaları dediler. Ayıptır. Hiçbir insan bir insana böyle hitap kullanamaz. Düşmanı bile olsun. Biz hepimiz kardeşiz. Siyaset her şey değil. Hepimiz çekip gideceğiz. Rahmetli Muhsin Başkan da buradan rahmetle anıyorum. O diyordu ki 70-80 yıllık ömür için fırıldak olmaya değer mi? Vallahi değmez. Değmez. Biz bunların hiçbirini ne yaparız ne yaptırırız. Merak edenler 2014 ucube büyükşehir yasasından sonra Fethiye Belediyesi'nin büyük ailesine katılan arkadaşlara sorabilirler. Yani Çiftliköy'den, Çamköy'den, Karaçufa'dan, Ölüdeniz'den gelen, Göcek'ten gelen, Üzüm'den gelen kardeşlerimize sorabilirler. Biz onlara farklı yüzden bakmışız. Öyle şey olur mu ya? Hepimiz çalışma arkadaşlarıyız. Vefa vardı. Ayrıca belediyenin bir tane sahibi olur. Bir kümeste bir horoz olur. O da başkandır. Parti, ilçe başkanı ve yöneticileri, aile fertleri, kısım akrabalar o işin içine giremez, girmemelidir. Girer ise de işte örneğinde olduğu gibi şurada 200 metre ilerideki binada olduğu gibi ortada ne düzen kalır ne sistem kalır. Şimdi biraz böyle ağır konulardan konuştuk herhalde. Biraz ben yumuşatalım. Hasan abi güzel bir şiir okudu ama ben de bir şey okuyayım bakayım. Burada daha çok hanım kardeşlerine güvenlik herhalde. Günleri yakın ettik, zaman çaldık yarından. Mendilini doldurdum aç dağının karından. Kır çiçek kokulu gönül yaylalarından çiçekler topladım sizlere vermek için. Bravo sen! Kuşça çarpar yüreğim size gelen adımda. Posta güvercinleri dinlenir kanadımda. Yaz yağmuru sonrası toprağı kokladım da gök kuşağı derledim saçınıza takmak için. Güzel mi? Güzel oldu mu? Evet. Bayrağı göndere çektik. Bayrak gönderdi. Bayrak dalgalanmak istiyor.
bayrağı dalgalandıracak rüzgar da sizlersiniz. Bu bayrak dalgalanmazsa suçu sizin, benim değil. Ona göre. Ama göre korkunç olur. Mars'ın Fethiye'de oynanan oyun büyük olsun. Unutmayın ki sizin oyunuz daha büyük. Tekrar ediyorum. Mars'ın Fethiye'de oynanan oyun büyük olsun. Sizin oyunuz o oyundan büyük. Bu oyunu siz bozacaksınız. Allah utandırmasın. Herkesin Fethiye'miz için yapabileceği bir şeyler vardır. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Buraya kadar gelip toyumuzu şereflendirdiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzaktan gelen kardeşlerime kazasız belasız dönüşler diliyorum. İnşallah 1 Nisan sabahı Beşkaza Meydanı'nda, gece gece sabah değil, gecesi 31 Mart gecesi Beşkaza Meydanı'nda binlerce Fethiyeli'yle hep beraber kucaklaşmak üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. İnsan görmedim ben senden daha güzel. Kimse tanımadım ben senden daha güzel. Kimselere bakmadım aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel. Senden daha güzel.